Tekrardan merhabalar. İkinci dersimize devam edelim. Elif harfimizin, daha doğrusu sesli harflerimizin durumlarını ne yapmıştık? Geçtiğimiz dersimizde öğrenmiştik. Arkadaşlar, elif harfimizle ilgili bir takım örnekler yapacağız bugün. Dilerseniz hemen başlayalım. Elif harfimiz düz bir çizgiydi biliyorsunuz. Üzerinde şu işareti görürsek düz bir çizgi gibi ya da dalgalı bir çizgi gibi hemze olduğunu söylemiştik. Bunun da A harfini gösterdiğini öğrenmiştik. Peki, bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Mesela şu şekilde yazar isem bu ne demek oluyor? A harfi olduğunu söylemiştim, değil mi? Buradaki elifin A'yı okuttuğunu söylemiştim. Yandaki de Y sesimiz arkadaşlar. Bu Ay olarak ne yapılacak? Okunacak demiştik. Peki, yine aynı şekilde bu örneği yapmıştık arkadaşlar. Ben hala vovumu düzeltemedim. Evet, bu nedir? Av kelimesiydi. Peki, elif harfimiz olsun. Yanında da bir lam harfimiz olsun. Nedir bu? Al. Arkadaşlar, alın yazılışı. Yine elif harfimiz olsun, yanında da bir çın harfimiz olsun. Peki bu nedir? Aç, değil mi? Aç kelimesi. Peki elif harfimiz olsun, yanında da bir şın harfimiz olsun arkadaşlar. Bu nedir? Aş. Yine elif harfimiz olsun, yanında da bir kaf harfimiz olsun, değil mi? Nedir bu? Ak. Peki, elif harfimiz olsun, yanında da bir T sesimiz olsun. Bu nedir? At yazılışıdır dedik. Peki, bunlar iki harfli kelimelerimiz. Birazcık daha büyütelim. Ne yapalım mesela? Üç harfli olsun. A harfimiz, dal harfimiz var. Pardon, Osmanlıca olarak belirteyim. Elif harfimiz var, dal harfimiz var. Yine bir elif harfimiz var arkadaşlar. Bu nedir? Ada yazılışıdır. Hemzeyi görünce A diyorduk zaten. Ortaya ve sona gelmiş elif harfi de yine nedir? A sesini veriyordur bizlere. Peki. Başka yapalım. A harfimiz, rar sesimiz, elif, A harfimiz, yani elif, rar, elif, nedir bu? Ara kelimesidir. Peki, bu nedir? Elif harfimiz, üstünde hemze var, A sesi olduğunu biliyoruz. Nun harfimiz var, bakın, nun harfi elif ile birleştiği için A sesiyle okuyacak, okunacak. Dolayısıyla da ana olarak ne yapıyoruz? Çeviriyoruz burayı. Devam edelim. Mesela. Evet. Burada ne var? Elif harfimiz, dal harfimiz, elif harfimiz, mim harfimiz arkadaşlar. A olduğunu biliyorum. D sesimiz var. Ortaya gelmiş elif harfinin A olduğunu biliyorum. Sonda da mim harfimiz var. Adam kelimesini ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz ortaya. Elif harfimiz. Y sesi elifle birleşmiş. Sondaki de kaf sesimiz olsun. Peki bu nedir? A sesi olduğunu biliyorum. Y sesi elifle birleştiği için ya olarak okunacağını biliyorum. Sondaki de kaf harfi bir olduğunu biliyorum. Peki, son olarak evet, A sesi olduğunu biliyorum. Gayn sesinin olduğunu biliyorum. Gayn sesi daha çok yumuşak G, yani G yumuşak G harflerini verir. Elifle birleştiği için A sesi okunacak, yanında sondaki de çın sesimiz arkadaşlar. Ağaç kelimesini ne yapmış olduk? Çıkartmış olduk.
Evet, Elif sesinden başlayalım. Elif harfimizin üzerinde bu sefer met işareti olsun arkadaşlar. Yanında da rar sesimiz olsun. Nedir bu? Erdir, değil mi arkadaşlar? Er kelimesidir bu. Peki. Z koyalım. E olarak okunacağını biliyorum. Yanında da Z var. Es kelimesi ne yapmış oldu? Çıkmış oldu. Elif harfimiz yanında da şın olsun. Nedir bu? Eş arkadaşlar. Yine Elif harfimiz çok çıkan karıştırdığımız kelimelerden bir tanesi, yanında vav olsun. Vav'ı bu sefer uzatayım biraz. Nedir bu? Ev kelimesidir diyeceğiz. Mesela Elif harfimiz üstünde met işaretimiz olsun. Yanına da lam koyarsak ne olur? El olur, değil mi arkadaşlar? Yine Elif harfimiz, met işaretimiz var ve sonunda da T harfimiz olsun. Nedir bu? Et arkadaşlar. İşte Elif harfi yanına kef koyarsanız ek olur mesela. Başka ne olabilir? Kelimelere geçelim. Mesela evet, nedir bu? Elif harfimiz E sesi olduğunu üstündeki met işaretinden anlıyorum. Yanında rar sesi var, Y sesi var ve arkadaşlar kef sesimiz var. Nedir bu? Erik. Değil mi? Başka ne olabilir? Mesela bu kelimemizi bulalım. Elif harfimiz üstünde met işaretimiz var. E sesiyle okunacağını biliyorum. Yanında sın harfimiz var. Kef sesimiz ortaya gelmiş hali. Sonunda da Y sesi var. I sesini verir ama zaten ince sesli başladığımız için I sesini kullandığımda eski kelimesini ne yapmış oluyorum? Bulmuş oluyorum arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Mesela E sesini versin yine bize. Yanında bir T sesimiz olsun. Sonunda da bir kef sesimiz olsun arkadaşlar. Nedir bu? E var, T var. Sonunda da kef var. Şuraya E eklediğinizde, ki okunurken kendiniz de bazen harf eklemek durumunda kalabilirsiniz. Etek kelimesini ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Evet. I harfinden bakalım arkadaşlar şimdi. I harfine bakalım. Ne olsun? Elif harfimiz var. I olarak okuyacağız arkadaşlar. Zaten Y sesiyle başlamış. Biliyorsunuz geçen dersimizde anlatmıştım. Elif harfinin yanında Y sesi başlangıcı varsa I ya da I olarak seslendireceğiz demiştik burayı. Zaten I sesine örnek veriyorum. I'yı verdim. Bir lam harfimiz var. Şurada yine bir Y sesimiz var. I diyeceğim yine buna. Ve sonunda da kaf sesimiz var arkadaşlar. Bu şekilde ılık kelimesini ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Gelin bir tane de şöyle bir örnek yapalım. Mesela Elif harfimiz olsun. Y sesimiz olsun. Şın sesimiz olsun. Yine bir Y sesimiz olsun. Ve sonunda da kaf sesimiz olsun arkadaşlar. Şu noktalamaları da koyalım. Evet. Elif harfi Y sesi başlangıcı var. I sesi olarak okuyacak olursam, I'yı gösteriyorum arkadaşlar. I olarak okunur demiştim biliyorsunuz. Yanında şurada bir şın harfimiz var. Bakın üstte 3 noktası var. Koyut konuda. Yine bir Y sesimiz var. I'sını koyuyorum. Sondaki de kaf sesimiz. Nedir bu? Işık. Devam edelim. Mesela
Pardon, tek nokta olsa daha mantıklı olur. Şuraya bir nokta koyalım. Şuraları da nokta koyalım. Evet, yazım çirkin bu konuda. Üzgünüm arkadaşlar. Şu gain harfimiz oluyor. Ortaya gelmiş bir gain harfi. Aslında şu şekilde bir şey oluyor. Daha yatık oluyor arkadaşlar. İçi boş değil, dolu. Üstünde de tek noktası var. Gain sesimizdir bu. Ortaya gelmiş halidir. Elif harfi Y sesiyle başlamış. I'sını koydum. Şurada bir lam sesimiz var. Gain sesimiz var arkadaşlar. Gain sesi Elif ile birleşmiş. Ga olarak okunacak. Sondaki de Z sesimiz arkadaşlar. Ilgaz olarak ne yapıyoruz? Bunu çeviriyoruz. Peki. İ sesine geçecek olursak arkadaşlar, yine Elif'in Y sesiyle başlaması, Elif'in Y sesiyle başlaması oluyor. Şuraya şın da eklersem ben, ne olur? İş olur arkadaşlar. Bakın, Elif Y şın sesinden oluşuyor, iş. Peki, başka ne olabilir? Bakın, Elif sesimiz olsun, Y sesimiz olsun. Şöyle de bir P sesimiz olsun. Bu ne olur? Elif Y nedir bu? İ sesini gösteriyorum. Yanında ne var? P sesi var. İp arkadaşlar. Elif Y şınla devam etsin. Üç noktası olsun. Şurada, şurada iki nokta olsun. Şurada da üç nokta olsun. Elif Y sesiyle başlamış. İ sesini koydum. Yanında ne var? Şın harfimiz var. Şın şesini koydum. Ç sesimiz var burada bir. Ve Y sesimiz var. İ, biliyorsunuz Y harfi I, İ'yi veriyordu. İ sesini gösteriyorum. İ'yi ekledik arkadaşlar. İşçi kelimesini ne yapmış olduk? Çıkartmış olduk. Elif Vav olarak devam edelim. O ya da Ö sesini verebilir, değil mi? Ö sesini vermesi için şurada bir hemze işareti ne olur? Konulur arkadaşlar. Ü sesinde de keza yine aynı. İnce seslerde hem met işareti, çok pardon, ince seslerde met işareti, kalın seslerde ise bir şey olmuyor. Değil mi? Kendimi düzelteyim. Kalın seslerde bir şey olmuyor. Yani hemze işaretimiz var. O A'yı gösteriyor zaten. Peki, bu şekilde olduğunda mesela ne olur bu? Elif, Vav ve Nun var arkadaşlar. Bu O sesini gösteriyor. O sesini gösteriyor. Yanında da Nun harfimiz var. On yazılışıdır arkadaşlar. Devam edelim. Elif, Vav olsun. Sonunda da bir kaf olsun. Bu nedir? Ok yazılışıdır. Yine keza Elif, Vav ve T olduğunda da ne olur? Ot yazılışıdır diyoruz. Şimdi bu kelimeleri öğreneceğiz ki uzun kelimelerde cümle içerisinde ne yapacağız? Daha kolay tespitlerde bulunabilelim arkadaşlar. Böyle kelime kelime, küçük küçük kelimelerle başlayıp daha sonra işi büyütebiliriz, değil mi? Yeni başlayanlar için özellikle söylüyorum. Tabii belli ileri dereceye geçmiş olanlar için söylemiyorum bunu. Mesela Elif olsun, Vav olsun, B harfi Elif'le birleşsin. Ne olur bu? Burası O'ydu. B harfimiz var. Elif'le birleşmiş. Ba olarak okunacak. Oba yazılışı arkadaşlar. Keza yine Elif, Vav harfimiz olsun. Dal sesimiz olsun ve iğrenç bir dal. Evet, dal sesimiz olsun ve Elif harfini koyalım. Nedir bu? O da arkadaşlar. O da yazılışı bu şekilde oluyormuş diyelim. Peki, bir kağıt daha alalım. Ne yazalım? Mesela Elif olsun, üzerinde met işaretimiz olsun arkadaşlar.
Yanında vav sesimiz olsun. Sonuna da şöyle bir cim sesini ekleyelim. Nedir bu? Ölç arkadaşlar. Yine mesela elif, met, vav, z olsun. Bu nedir? Öz. Arkadaşlar elif harfini mesela yazarken bu şekilde şöyle de yazılabilir bu. Elif harfini vav'la birleştirir. Yanına z yapar. Mesela bu şekilde de yapabilir. Şöyle de üzerine hemze koyar. Bu da aynıdır. Aynı zamanda. Görmüşsünüzdür belki kısa çizgilerin üzerinde bu şekilde. Elif harfidir arkadaşlar o. Evet. Mesela evet. Nedir bu? Burası öğüydü zaten, değil mi? Yanında bir rar sesimiz var, nun sesimiz var ve kef sesimiz var. Ben e'sini ekledim. Örnek olarak ne yapmış olduk? Çıkartmış olduk buraya arkadaşlar. Peki bak başka ne olabilir? Biraz u'dan örnek verelim. Mesela elif vav olsun. Bu da u sesini versin bize arkadaşlar. Mesela elif vav ekledim. Sonuna da bir ç sesini ekledim. Pardon, c sesini ekledim. Ne olur bu? Uç, değil mi? Uç. Peki elif vav ve sonuna da nun eklersem ne olur? Un olur arkadaşlar. Veyahut elif vav lam vav olsun arkadaşlar. Ulu, değil mi? Ulu yazılışı olur. Mesela elif vav y sesimiz olsun. Arada bir kef sesimiz olsun. Sonra vav sesimiz olsun. Şu y. Evet. Bu da burası uydu. Y sesimiz var. Burada y'yi y olarak okuyacağız. Kef sesimiz var ve u sesimiz var. Uyku yazılışını ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Mesela elif vav olsun yine u olduğunu biliyoruz. Çın sesi elifle birleşsin. Ça olarak okunsun. Sonuna da bir kaf sesi ekleyelim. Bu nedir? U Çak arkadaşlar. Yazılışı. Birazcık da Ü'den örnek verelim. Ü'den örnek verelim. Mesela Elif, Vav. Bakın yukarıda cim demiştim. Burada da çı harfini kullandığımda 3 olarak ne yapmış oluyorum? Buraya çevirmiş oluyorum arkadaşlar. Elif, Vav olsun. Lam kefle birleşsin arkadaşlar. Sonuna da bir H sesini ekleyelim. Ne olur bu? Ü sesiydi. Lam sesi var. Kef sesi ve H sesimiz var ki o da A, E sesini veriyordu. Ülke yazılışı olur arkadaşlar. Başka ne olsun? Mesela Elif, Vav olsun. Sın sesinin T harfiyle birleşimi olsun. Bu Ü'dü. Sın var. Sonda da T var arkadaşlar. Üst olarak ne yapmış olduk? Çevirmiş olduk. Değil mi? Mesela Elif Vav olsun. T sesi Vav'la birleşsin. Nedir bu? Ü, T, Vav sesi. Ü sesini veriyordu biliyorsunuz yine. Ütü olarak ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Devam edelim. Mesela Elif olsun, Vav olsun, Z olsun arkadaşlar.
Yine bir vav olsun ve sonunda da mim olsun. Birleşmeyen harfler. Peki ne olur bunlar? Ü, burası. Z var. Ü'yü ekledim, yine vav var. Çünkü sonunda da mim sesimiz var. Ne oldu? Üzüm oldu. Evet. Birkaç tane örnek ne yapmış olduk? Bu şekilde yazmış olduk. Yani bulmaca gibi arkadaşlar. Evet. Bu şekilde örnekler yapmaya devam edeceğiz inşallah. B sesiyle yaparız. Elif harfiyle yaptık zaten. B sesiyle yapmaya devam ederiz bundan sonrakilerde arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. İyi çalışmalar.